Merhabalar, ben Köftesi Köte ve Fit Köfte serisimizin 37. bölümüne hoş geldiniz. Ve şu an Titanyumlarımızı hazırlıyorum. Bu sayede Rockcutter'a ihtiyaç sahip olacağız. Rockcutter ne diye soracak olursanız birazdan size açıklayacağım yaptığımda. Rockcutter aslında değişik bir diamond drill diyebiliriz. Sanırsam senin yerine seni giymem şu an daha mantıklı. İkincisi de hazır. Bu arada Diamond Dust'ların nasıl yapıldığını soran varsa eğer, hani gayet basit bir açıklaması var. Onun dışında Nikoloid Ore'u, yani Silk Touch'la aldığınız takdirde %10 Diamond Dust elde etme şansınız var. Onun dışında evet böyle ve Rock Cutter'ımız var. Şimdi bunu da şarj edelim. Pantolonlarımızı bir full şarja getirelim tekrar. Oysa da ben size Rockcutter'ın ne olduğunu göstereceğim. Rockcutter aslında bildiğiniz bir drill'dir. Fakat bir farkla. Silk Touch özelliğine sahip kendiliğinde. Gördüğünüz gibi Silk Touch. Bu sayede asla kaybetmeyeceğimiz bir Silk Touch'a sahibiz. Ve şimdi bize ne lazım? Bolca Ender Pearl. Bizde 3 tane var. Ve bolca yapalım işte. 8 yetmez. Evet, biraz daha yapalım şundan. Blaze Rod'larımız Macerator'da. Ve şunları tekrar Blaze Rod'a çevirelim. Evet, biraz hilemsi hissettiriyor ama ne yapalım. Bu arada Core'imizi orada tekrar çalıştırdım ve bir adet piston yaptım. Core'imizi de aslında scrap üretimi için tekrar çalıştırdım. Ve her şeyimiz hazır olduğuna göre The End'i keşfetmeye başlayabiliriz. Bu yöndesin. Bu arada jetpack hakkında ufak bir detay söyleyeceğim size eğer. Uçarken CTRL'ye basarsanız gördüğünüz gibi çok daha hızlı uçmaya başlıyor. Tabii biraz daha fazla enerji yiyor ama olsun. Neticede çok daha hızlı uçuyorsunuz. Ben önümüzde başka bir kara bulana kadar biraz devam edeyim. Çünkü denizde bunları atmak istemiyorum neticede. Yanındaki tüm gereksiz itemları bıraktım. Inventörde yer olsun diye. Aslında bir de ATM yapsaydım güzel olabilirdi. Sen neden yapmıyorum? Şu kara parçasına geldiğimde eve bir portal açayım hemen. Ve size ATM'in ne olduğunu da söyleyeyim. Öncelikle bana İki tane yapayım kendime. Ne olur ne olmaz. Belki ihtiyaç olur. Burada stick'imiz var mı? Stick. Stick'imiz vardı bu. Ha. ATM'ler bu şekilde craft ediliyor. Bir silah. Ama
neredeyse hiçbir moba karşı hiçbir etkiye sahip olmayan birisiyle. Neden mi yaptım? Çünkü Enderman'lere karşı hayvan gibi etkili. Hani öyle böyle değil. Geldiğim yöndesin değil mi sen? Nereye gittiğini göremedim. Bulup geliyorum hemen. Ve evet, burayı bulduk. Burayı bulmamızı sağlayan şey sesleriyle bize yardımcı olan bir zombimiz. Teşekkürler zombi. Ama şimdi sen neredesin? Tam bu yöndeymiş. Selam Spider. Ben hemen bulup geliyorum portalı. Ve sizi sadece 2 saniye beklettim. Tabi Silver Reach Spawner'ı direkt yok ediyoruz. Ki onlarla ilgilenmiyorum bile. Burayı kapayım hemen. Şuraları da iptal edeyim bir. Ve bir şey daha lazım bana. Evden bir şey alacağım. Kitap. Herhalde ilk Mistcraft item'ımızı craft edebiliriz birazdan. Evet, şimdi kitaplarımız neredeydi bizim? Evet, kitaplarım neredeydi benim? Buradalarmış, tamam. Bana 2 adet kitap lazım. Birini burada Linkbook yapacağım. Diğerini orada. Linkbook sizi onu craft ettiğiniz konuma geri gönderen bir şey. 4 ve 2 adet de tahta lazım. Bunları da özel bir item yapacağım. Bu item'ın adı Bookstand. Muhtemelen bu videoyu yayınladığım esnada benim Mistcraft incelememi de yayınlamış olurum. Bu şimdilik burada dursun. Diğeri benle gelsin. Ve flintimizi de atalım. Evet, her şeyimiz tamam. O zaman Geronimo. Şurayı azıcık ışıklandıralım. Biz yokken bir şey spawn olmasın. Ve şunları yerleştirelim hemen. Evet. Ve atlıyoruz. Hazır mısınız? Ben de öyle düşünmüştüm. Bakalım nereye geldik? Spawn olalı pek hoş bir yere de spawn olmadık hani. Ve gördüğünüz gibi burada bayağı bir or var. Bu orlar ne diye soracak olursanız eğer. Bunlar... Greg Tech'in eklediği end orlar. Greg Tech End'e bayağı bir or ekliyor. Ve şunları tek tek patlatmam gerekecek. Keşke Mind Laser yapmaya üşenmeseydim. Bu arada gördüğünüz gibi asteroidler de mevcut. Ve End'de herhangi bir node bulunmadığı için bunun kendi
recharge etmesi de biraz sıkıntı oluyor. Neyse, biz şunları patlatmaya devam edelim. İş. Bu biraz acıttı. Ve gördüğünüz gibi özel bir arı kovanı da mevcut. Bunlar Ender Bee ve onlarla Ender Pearl üretebiliyorsunuz. Bakalım başka kaldı mı? Sanırsam hayır ama bir emin olmayı deneyelim. Hayır, bir tane kalmış. Ve artık sen benimsin. Hormut'tan çıkalım. Tabii senin kadar hızlı uçamıyorum, değil mi? Ve Ender Dragon'ımızı öldürelim. Azıcık şu kenara çekilip canımı yenileyim. Ayş. Fire damage almak zorundaydım, değil mi? Buraya gel Ayş. Onlara bakmak zorundaydım, değil mi? Ender Dragon, sen orada bir şey mi buldun? Hayır. Bir bakalım atemler sende ne işi? İşe yarıyor mu? Ah. Inventory'yi uçarken düzenlemek biraz sıkıntı bir iş. Sen gel. Neredesin Dragon? Göremedim pek. Evet, bir biçimde. Kaçma. Ha tamam, bayağı etki yapıyormuş aslında. Ve havada süzülüyoruz ikimiz beraber. Kaçma benden! Yani şeyin kaçma gibi bir huyu var. Ama benim de Wand'ım var. Bu arada şurada da, şunlar da asteroidler. Onlar da Great Tech tarafından eklendi. Great Tech The End'de baya güzel şeyler ekliyor aslında ve hepsi inanılmaz derecede işe yarar şeyler. Ama çoğunu kullanmak için Industrial Grinder yapmamız lazım. Ve yapacağız bir tane sonraki bölüm. Hatta bu bölümde yapabilirim. Bunu neredeyse öldürmek üzereyim. Ve öldürdüm. Bu ses efektini seviyorum. Selam.
kaç EXP olacağız? 70. 72. Bayağı güzel. Ve piston getirip herhangi bir blok getirmemeyiz. Ama neyse ki bunlar var. Ve bunları toplayalım. Tamam, 32 tane yeterli olur. Çantayı düşürmek zorundaydın değil mi köfte? Sana düşmeyeceğim. Ah. Neyse, işimi kolaylaştırdı. Çanta gel. Lever gel. Ve Ender Dragon Egg. Bu arada Dragon Egg almışken size bir şey göstereceğim. Dragon Egg ile yapılan bir crafting recipe. Great Tech'in eklediği bir şey. The Holy Planks of Sengir. Bu ne diye soracak olursanız, sıradan bir wooden plank. Ama Dragon Egg ile yapılıyor. 8 Nether Star ile yapılıyor. Bir Great Tech recipe'si. Ve Smite Bash masalı. Alakayı ben... bunun olayı aslında şu. Sengir, yani Sir Sengir, Forestry'nin yapımcısı ve şey, Great Tick'in resipilerinin abartılı olduğu üzerine bir espri yaptı. Şey, tam hatırlamıyorum da şöyle bir şeydi. Great, bir wooden plank, 8 Nether Star ve bir Ender Dragon içerse bile siz Great Tech oyun kullanırsınız diye bir şey demişti. Yanlış hatırlıyorsam da boş verin. Ama şey, o tarz bir şey söylemişti işte. Great Tech'in geliştiricisi Greg T bu lafın üzerine bunu ekledi. Evet, öyle salakça bir olayı var bunun. Ve bir adet Ender Dragon'imiz oldu. Dragon Egg'imiz oldu. Peki başka ne istiyoruz? Hazır buraya gelmişken ve tabi burada normal sword o kadar işe yaramaz. Bize bu lazım. Şu orlarımıza bakalım. Bunları bu şekilde topluyorum çünkü özel bir sebebi var. Seni kapatalım. Tungstenite ore. Senden neler elde ediyoruz? Smelting ile tungsten elde ediyoruz. Bunun dışında industrial grinder ile iron ve seni telaffuz etmeye üşendim. Ve senden ne elde ediyoruz? Güzel bir amplifier. Ha, bu kadarmışsın sen. Neyse, bu o kadar işe yarar bir ore değil. Şunlara geçelim. Olive ore. Sen nelerde kullanıyorsun? Emerald Dust ve... Tabii sana burada bakacağım. Oliven elde edeminde kullanılıyor. Bunun dışında Time Pile of Oliven Dust ve Emerald Dust. Oliven sadece bunun üretiminde kullanılıyor. O da Iron ve Magnezyum elde edildiğinde. Bunun dışında Silicon Cell ve Compressed Air Cell yapımında kullanılıyor. Bu ise böyle bir şeyin yapımında kullanılıyor. Bakalım sen ne yapımında kullanılıyormuşsun? Grinder Wing. Sen ne yapımında kullanılıyorsun? Hiçbir şey henüz. Şu lapis lazuli'ye benzer şeylere bakalım. U. Alüminyum ve sodyum. Evet, üretimde kullanıyor. Grinder'da bakalım gene aynısı. Sen ne yapımda kullanılıyorsun bakalım. Renklendirme için kullanılıyor. Teknik olarak sadece bir dye galiba. Evet. Evet, sadece bir renklendirici.
Sen de o kadar işe yaramaz değilmişsin ancak benim asıl aradığım or hiçbiriniz değildiniz. Onu bulabilirsem çok süper olacak. Çünkü o or inanılmaz derecede işe yarar bir şey ve sanırım onun için şu asteroidlere gitmem lazım. İstediğimde bir tane bile asteroid görünmez. Şu aşağılara da bakabilirim tabii. Aha, bir asteroid şuradan var. Ve asteroid. Hormuz'u tekrar açalım. Bakalım seni bulabilecek miyiz? Neredesin? Aha, buldum. Evet. Bu aşırı özel bir or. Ve size ne yapımında kullanıldığını göstereyim. Adı Sheldonite or. Bazinga. Yapımlarına bakıyoruz. Platinum elde edimde kullanılıyor. Bunun dışında Polarizer'da %10 şansla Iridium or elde etme şansınız var. Grinder'a bakıyoruz. Nickel Dust, Platinum Dust ve Iridium Nugget. Doğru duydunuz. Iridium Nugget elde edebiliyorsunuz bununla. Ki Platinum Dust'la da Iridium elde edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Centrifuge'de gayet Iridium'a dönüşüyor ve bir yandan da Nickel Dust veriyor Tiny Pile of. Kısacası Sheldonite Ore inanılmaz derecede mükemmel bir ore. Aslında Jetpack Engine'ı burada açık bıraksam çok daha süper olur. İşte asıl bunun için The End'e gelmiştim. Ve buradan yukarısına gidemiyorum değil mi? Tabii ki de. O zaman şuralara ben bolca Sheldonite Ore toplayayım. Evet, 25 tane Sheldonite Ore topladım ancak Jetpack'imin şarjı bayağı bir azaldı artık. O yüzden buralarda bulamadım. Belki görüntüsü zaten çok benzer olduğu için bu Netherstone'a ayırt edemiyorumdur. Ama artık eve dönme vakti geldi. Evet, tam buraya şimdilik bir linkbook yaratacağım. Bunun yanı sıra sen de Orworld linkbook'umuzu da buraya koyalım. Evet. Bizi tam craft ettiğimiz yere gönderdi bu. Ve wuh! Evet. Dragon öldürdük. Bunun egini ne yapalım? Şimdilik güvende olacağı bir yere buraya koyalım. Evet, Sheldonite Ore'larımızı işlemek için grinder yapmamız lazım. Ve Industrial Grinder'ın yapımı bir adet pump, bir adet Industrial Electrolyzer, bir adet Advanced Circuit ve 3 adet bu ve yani 2 adet üretiliyor. Ya da bu. Kavuz sen daha ucuzsun. Sen Block of Steel istiyor bu. Buysa 5 tane Diamond istiyor. Bakalım senin kullanımların ne? Industrial Grinder, Macerator. Senin kullanımların ne? Industrial Grinder, Macerator gene. Aman boşver, Steel kullan.
Direkt iki blok. Block of Steel yapalım. Yanlış tuş. Bir saniye. Tungsten. Tabii ben de diyorum neden bu böyle. Tungsten istiyormuş şerefsiz. Ve şunu düzgün çalıştırabilmek için bunu kapatmıştım. O zaman demek bu ne demek oluyor? Sen şurada ne kadar var? 2 3 4 5 6 7 8. Bu kadarını kompresör değil tabii ki de macerator. Tamamdır. Onun dışında 2 adet daha diamond ve yani steel lazım. Bu kadar. 2 diamond. Ve grinder, diamond grinderlarımız hazır. Tabii senin için 3 advanced circuit, 1 pump. Pump sanırsam buradaki en kolay şey. Evet, bayağı kolay. Mining pipe. Tamam. Ve industrial electrolyzer. Onu bir sonraki bölümümüze saklayalım. O bölümde ben başka ne yapabilirim? Ha doğru. Benim bolca sol şardım vardı bir yerlerde. Ama öncelikle kendime özel bir şey yapacağım. Eğer burada iron pişirirsek, bir saniye neden dondum? Ha, ilginç. Bunun dışında sizleri azıcık kompresöre sokayım. Block of iron olun siz. Gördüğünüz gibi corrupted fragmentımız oluyor. Corrupted fragment ise corrupted ingot yapımında kullanılıyor ve 6 tane gerekiyordu değil mi? Yapalım hemen. Diğer üçünü de. Mesela da sizleri de sıkıştıralım. Ve sana Block of Iron'ı da tanıtalım. Bu arada yakında sorting sistemimizi biraz değiştireceğim. Çok çok daha fantastik bir şey gelecek. Ama onun için Quarry'mi başka bir yere taşıyacağım. Yakın zamanda. Çünkü o madenleri elle kazmayı pek istemiyorum aslında. Modu bilenler herhalde neden bahsediyor olabileceğimi anlamıştır. Ama ufak bir ipucu vereyim. Red Power'ın sorting yapısından daha çok sevdim bu sorting yapısını. Evet, fazla gelişmiş bir yapı. Fakat çok güzel. Normalde geçmeyi planlamadığımı söylemiştim ancak
Kendimi tutamadım maalesef. Çünkü cidden çok güzel. Ve hani chestlerimiz yeterli gelmemeye başladı bir yandan da. Ve stick lazım bana. Stickleri buradan direkt alayım. Ve gördüğünüz gibi bu bir kılıca dönüştü. Wild Sword. Ve şimdi umunda güzel bir şeyler çıksın. Pardon. Soul Stealer'ı görmemiştim. Soul Stealer, evet. Aradığım şey buydu. Tam olarak buydu. Ve şimdi şu şartlarımızı alalım. Ve size Soul Stealer'ın tam olarak ne olduğunu göstereyim. Ve ondan sonra bölümü bitirelim. Evet, gördüğünüz gibi şu an 109 inek öldürmüş görünüyorum. Bakalım, şimdi 114 inek öldürmüş görünüyorum. Soul Stealer Enchant'inin olayı tam olarak şu. Sizin öldürdüğünüz mob başına belli bir yüzdeye de ya da belli bir artı da ekliyor. Tabi bu enchant'in seviyesine göre, bu sayede çok daha hızlı bir biçimde enchant gelişiyor bu arkadaş. Ve şunu bir seviye falan aşağıya kaydırsam bence süper olacak. Evet. Ve daha da güzel yanı, Disjunction Enchant'i geldi. Bunun anlamı, bu arada gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede Tier 2 yaptık bunu. Bunun da anlamı şu ki, Disjunction Enderman'lere karşı aşırı güçlü ve bu şekilde end'e gideceğim. Tungstenite. Sheldonite. Seni koyalım. Sen şimdi şurada dur. Her şeyi resmen oraya atıyorum. Bunun dışında bana ne lazım? Hiçbir şey. Ben bir The End'e gideyim. Aa dur, sol şart lazım. Şartlarım nerede? Tonecraft chest'imde olabilirler. Hayır. Bag'imde mi? Hayır. O zaman bunlar nerede? Bunlar nereye sıçacak? Bu chest'leri de bir çekip düzen getirsem güzel olur. O kadar önemli olmayacak bu. Hup. Benim bolca shard'ım vardı. Benim onları... tamam. Bir tanesini alalım. Ve The End'e gidip bir şey yapalım. Abi bu biraz takılıyor arada. Neden bilmiyorum. Disjunction Enchant'i aslında normal kılıçlarında tıpkı Athem gibi vurabilmesini sağlıyor ve mis. Tabii Athem kadar yetenekli olmasa da yine de güçlü. O iş. Ve ben zırhımı giysem daha iyi olur. Neyse, şu an herhangi bir uçma ihtiyacım yok ve evet. Bakalım 25. Ve ben bu şekilde biraz o iki bölüm arası Enderman katledip geliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Köfteski Köfte'nin günler. İyi eğlenceler.